değerli katılımcılar ve basınımızın temsilcileri. Kaleme kim alır burayı? İkinci işbirliği protokolü törenine geçiyoruz. Gönül Belediyesi'nin temel göstergesi dezavantajlı kesimlerin korunması için yapılan sosyal hizmetlerdir. Sosyal hizmetler alanında temel hizmetlerimizin yanında sosyal sevgi mağazası, sosyal market ve aşevini faaliyeti geçirdik. Bu hizmetler gönüllülük ve işbirliğine dayanır. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında ortak hizmet protokolü imzalanacaktır. Açılış konuşması yapmak üzere dernek adına Sayın Sinan Çevir Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli başkanım. Diğer yeni topluluğu arkadaşlarım, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Daire Başkanlarımız, çok kıymetli misafirlerimiz. Gönül Belediyeciliğinin gerçekten ne olduğunu Sakarya'da hep birlikte izleyebiliyoruz. Değerli başkanımızın katkıları, destekleri, bize yol göstermesiyle yaklaşık 2 yıl önce Sakarya Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizi kurduk ve bu alandaki faaliyetlerimize başladık. Özellikle yapılan bütün faaliyetlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın sonsuz destek, gayret ve bize yol göstermeleri gerçekten güzel faaliyetler ortaya çıkmasının neticesini veriyor. Bu arada şunu da ifade etmiş olayım. Hem yönetim kurulumuz hem de genel kurulumuzun ortak kararıyla Büyükşehir Başkanımız Sayın Ekrem Yüce, derneğimizin aynı zamanda onursal başkanımız. Dolayısıyla biz bu faaliyetlerimizi birlikte dayanışma içerisinde yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda alınan Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte derneğimizin bu işi daha sağlam, daha statik bir biçimde yürütebilmesi için bir meclis kararımız var. Bu karara istinaden bugün inşallah işbirliği protokolümüzü imzalayacağız. Ancak sadece bu protokolü imzalamakla işe başlamadık biz. Sayın Daire Başkanı sunucu arkadaşımızın ifade ettiği gibi geçtiğimiz yıl yine başkanımızın yol göstermesiyle sosyal sevgi mağazasını ve onun hemen yanı başında da bir gıda marketini belediyemizle birlikte faaliyete geçirdik. Zaten süren bir faaliyetimiz var. Bunu resmi bir statüye bugün kavuşturmuş olacağız. Biz destek ve yardımlarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin hayırlısı ve devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bir elin verdiğini genel görmemen işyanıyla gönüllülük esasını ön planda tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'yi arz ediyorum. Buyurun efendim. Çok saygı değer katılımcılar, değerli hazırım, kıymetli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hani Yunus Emre'nin güzel bir sözü var, hepimizin bildiği. Ne diyor? Bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz. Demek ki bölüşmek bu işin ana temeli. Bölünmek değil. Ne kadar bölüşürsen o kadar hep birlikte tok olmayı beceriyoruz demektir. Onun bereketi ve onun katkısı yansınamaz. Malum Yunus Emre'nin bu dizeleri bizim kardeşlik ve dayanışma kültürümüzün temelini özetlemektedir. Ahilik kültürü, imece kültürü, cemiyet kültürü, cenaze ve düğün dayanışması, askerlik kültürü, komşuluk kültürü bizim kültürümüzün temelini vazgeçemeyeceğimiz bir olgusunu oluşturmaktadır. Tüm bunlar bizi dünyanın geri kalanından keskin çizgilerle ayıran özelliklerdir. Yardım açmak kolay bir iş değil. Vermek kolay bir iş değil. Ve verebilmek bir ayrıcalıktır. Olayları bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde bizim tarihimizin ve geleneğimizin aslında bu tip yardımlaşma ve dayanışma örneklerinin tarihi bir gerçeklik olduğunu görmekteyiz. Hamdolsun bu geleneğimizi hem bireysel hayatımızda hem de kurumsal alanda göstermeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak önem verdiğimiz yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürüyle Türkiye önce olacak, Sakarya'mızda hemşehrilerimize kolaylıklar sağlayacak proje ve çalışmaları her geçen gün
artırarak hayata geçiriyoruz. Sakarya'mızda ihtiyaç sahibi kimse kalmasın diyerek dezavantajlı hemşehrilerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal sevgi mağazası projemizin bir parçası olmuştur. Hemşehrilerimizin mağazamızdan giyim ihtiyaçlarını bila ücretsiz karşılayabilmektedir. Çocuk bebeğinden gelineye kadar ne isterse oradan temin etme imkanı vardır. Yine sosyal belediyecilik anlaşmasıyla şehrimizde toplumsal dayanışma, bu kültürü yaygınlaştırmak amacıyla sosyal sevgi mağazamızı hemen yanında ihtiyaç sahipleri olarak gıda ürünlerinin yer aldığı sosyal marketimizi hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Markette ne oluyor? Her bize müracaat eden kişileri işte ihtiyaç duyup da bu tür vatandaşlarımıza kart veriyoruz. Puanlama yapıyoruz. Bu puanlamayla bir ayda bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir markete giriyor. O marketten bir aylık ne tür ihtiyacı varsa onları temin ediyor bila ücret. Puanlamaya göre çikolata dahi var. Yani bir markette ne varsa bizim sosyal marketimizde o var. Ha vatandaş geldi. Ben un istemiyorum, yağ istemiyorum, zeytin istemiyorum, şunu istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben çikolata istiyorum. Tamam. Onun da puanlaması var. Tamamen çikolata alabilir ama puanlamasına göre alabilir. Dolayısıyla şu mağaza, bu mağazamız bir senedir ciddi mağaza hizmet vermektedir. Onun için buradan ben tekrar kamuoyuna bunu duyurmuş olayım. Gönül belediyeciliği şiarıyla açtığımız davamızda bu yıl başında ve Ayşevimizi hizmete açarak sıcak aş faaliyetlerimizi belediye çatısı altında yürütmeye başladık. En önemli gördüğümüz vatandaşlarımızın, talep eden vatandaşlarımızın, arzu edenlerimizin sıcak aşa ulaşabilme imkanlarını seferber ettik. En modern bir aşhaneyi kurduk. En modern bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Hijyenik, güvenilir, temiz ve oradaki çalışanların açısından aşı yardımcısına kadar, bütün görevlilere kadar her birinin pırıl pırıl hijyeni en iyi şekilde gayret göstererek bu üretimlerini ve hizmetleri sürdürmektedir. Burada her gün takriben 1000'e yakın vatandaşlarımıza hijyenik şartlarda 3 çeşit sıcak yemek ulaştırmaktayız. Hani getir götür var, televizyonlarda izliyoruz. Bizde de getir götürümüz yok ama getirip götüren hizmet araçlarımız var. Hem iki tekerlekli, hem bisikletli, hem motosikletli, hem de araç olarak hizmetlerimiz var. Yani vatandaş alo dediği zaman sıcak yemeği anında kapısına gitmektedir. Böyle hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malum, niçin bunları yapıyoruz? Bizim bir inancımız var, bizim bir kültürümüz var, bizim bir örfümüz var, bizim değerlerimiz var. Bu değerlerimizi bize kazandıran bizim inançlarımız var. İnancımızın temelini oluşturan elçimiz, malum, bu dünyayı onun yüzü hürmetine yaratıldığı hitap edilen, yani levlâke levlâke le mahlûk tehfret diyerek hitap edilen Allah Resulü'nün bize bu konudaki sözleri var, tavsiyeleri var. Nedir o? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Yani eğer siz kardeşlikten, sevgiden, muhabbetten, birlikten, beraberlikten bahsediyorsunuz da komşu aç, sen tok. Seni inancının elçisi kabul etmiyor. Bizden değildir diyor. Onun için biz bu inancın mensupları olabilmemiz için, bu inancımızı gerçekten yaşayabilmek için mutlaka ve mutlaka komşumuzu, ihtiyaç sahiplerini gözetmekle mükellefiz. Tekrar elçimizin bize bir mesajı var. Ne diyor? Bir beldede eğer bir kişi açlıktan ölüyorsa o beldenin tümü katil hükmündedir diyor. Bu kadar basit. Katil hükmündedir. Dolayısıyla biz bu inancımızdan, Efendimiz'den ve elçimizden almış olduğumuz bu mesajlarla çalışmalarımızı o nispetle, büyük bir özveriyle, büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla yapmaya gayret gösteriyoruz. Yani laf olsun diye bir icraatımız yok. Çalışanlarımız ve de bu işle ilgili olan bütün herkes bu konuda gerçekten hizmetkara aşık bir şekilde hizmet etmek adına sanki yaratılmış gibi muamele yapmaktadır. Burada çalışan, idareci olan, görev yapan ve bu tür sevkiyat hizmetlerini bulunan bütün arkadaşlarımızı huzurlarınızda kutluyorum. Kıymetli katılımcılar,
Yürüttüğümüz bu çalışmalarda elbette hayırsever hemşehrilerimizin kardeşlerine ikramlarını güvenle ulaştırıyoruz. Bu konuda biz belediye olarak her türlü şartları üstlenmeyi kendimize görev bildik. İtimat edin, hayırseverler bize pek yük düşürmüyor. Hayırseverler o kadar birbiriyle hayırla yarışıyor ki bizim yükümüzü alma değil, bize çok büyük destek veriyor. Çok büyük katkı sağlıyorlar. Onun için buradan bütün hayırseverlerimize, huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu minvalde sizlerin huzurunda Sakarya Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile imzalayacağımız protokol sayesinde hemşehrilerimize hizmet etmeye artarak inşallah devam edeceğiz. Gerek aşevimizde, gerek sosyal mağazamızda, gerek sevgi mağazamızda yapılacak her türlü katkı ve desteklerden dolayı tekrar ve yapan ve yapılan ve yapılacak olan bütün desteklerden dolayı bütün Sakaryalı hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Kardeşlik ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bu konuda vesile olduğu için, bu konuda bu hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret gösterdiği için onları tekrar tebrik ediyorum. Bu duygularla her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında ortak hizmet protokolü imzalanıyor. Çektikten sonra